Hepinize İsveç'in başkenti Stockholm'den selamlar. Günaydın. Biz havalimanındayız. Kopenhag'a gidiyoruz, Danimarka'nın başkentine. Avrupa Rüyası'nın İskandinav turundayız. Ne yaptık? Önce Litvanya ile başladık. Letonya'ya geçtik. Sonra Estonya. Sonra Finlandiya'ya geldik. Evet. Oradan buraya geçtik. Çok gemiyle geçtik. Çok keyifli. Evet. O da güzeldi. Önceki videoyu izlemediyseniz ona da bakın deriz. Bugün full Kopenhag'a gezeceğiz. Sonrasında yine İsveç ve Norveç tarafı olacak. Valla ben de daha önce oralara hiç gitmedim. Merakla bekliyoruz. Bizi bekleyen otobüsümüzle merkeze gideceğiz. Şimdi Danimarka denilince birçoklarının aklına deniz kızı gelirmiş. Benim aklıma ise Danimarka'nın renkli evleri geliyordu. Danimarka'nın Kopenhag'ın en ikonik yerlerinden biriymiş. Gördüğünüz gibi karşıdaki bu deniz kızı heykeli. Her taraf turist dolu. Yani burada bir de bir deniz kızı hikayesi uydurmuşlar. Hani Andersen masallarında geçen bir hikayeyle bu deniz kızını iliştiriyorlar. Bunu ülkeler yapıyor ya da şehirler. Bu gibi şeyleri hikayeleştirip turist çekmeye çalışıyorlar. Bence burada da benzer bir durum var. Yani bakın tekne turu yapmışlar. Deniz kızını anlatıyor. Gerçekten çok ilginç ya. Hani bu konulara hiç değinmek istemiyorum ama elimizdekinin kıymetini bilemiyoruz ya. Türkiye ile kıyaslasak, kıyaslamak da doğru mu şu an onu da bilmiyorum ama. Neyse işte bu meşhur deniz kızına geldik. Her taraf turist. Sudan, karadan, her yerden. Yanlış mıyım bilmiyorum ya. Çok şaşkınım ben. İnsanların yüz ifadeleri öyle. Ülkenin, şehrin en ikonik yeri burası. Turistler direkt buraya geliyor. Yanlışsam yorumlara yazın gerçekten. Neyse biz artık şimdi şehir merkezine gideceğiz. Orada gün boyu gezeceğiz. Merkeze geldik. Bir 4-5 saat burada serbest zamanımız var. Tabii şehirleri böyle detaylı her köşesini gezemiyorsun. Merkezde yürüyerek görebildiklerimizi görüyoruz. İşte Danimarka denilince benim aklıma gelen sahne burası. Birçok kanal gördük. Biraz Amsterdam'ı andırdı bize. Burada tekne turu da alabiliyorsunuz. Hem bu kanalları geziyor, aralara giriyor. Sonra da o biraz önce gittiğimiz deniz kızına da gidip deniz kızını da anlatıyorlar. Tabi buralar tam fotoğraflık yerler. Danimarka'nın nüfusu yaklaşık 5,5 milyon. Hani yüz ölçümü de aslında bayağı küçük. Ama tabi Grönland ve Faroe Adaları'nın da kontrolü onlarda. Ülkede kişi başına gelir çok yüksek, yaklaşık 65 bin dolar. Avrupa ya da belki de dünyadaki en pahalı şehirlerden biri. Hani gerçekten Türkiye'den geliyorsanız ister istemez TL'ye çeviriyorsunuz ve rakamlar yüksek gelebiliyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biz buradan önce Stockholm'deydik. Orası da çok pahalı bir yer. Yeme içme fiyatlarına bakıyorsunuz ve aslında şu an Türkiye'ye kıyaslarsanız yeme içmeyi çok da öyle uçuk bir fark yok arada. Mesela havalimanında kahve 4 euroydu. Yani 150-160 lira yapıyor yapmıyor. Türkiye'de de zaten benzer fiyat. Aynı şekilde merkezde de kahve fiyatı benzerdi. Ülke yüz ölçüm olarak Türkiye'nin 20'de biri kadar.
Ama tarım ve hayvancılıkta çok ciddi gelirleri varmış. Yani Türkiye'den daha fazla gelir sağlıyormuş bu konuda. Yalnız bu karşı taraf çok güzel, izlemesi çok keyifli. Tahmin edeceğiniz üzere bu renkli evlerin altında kafe ve restoranlar var bolca. Tam turistik yerler. Biz bu arada Ağustos 2024'teyiz. Hava şansımıza çok güzel. Bu tur boyunca daha hiç yağmur görmedik. Hani bu ülkelerde yağmur pek eksik olmaz. Şu an buranın yazı, hava 20 derece ve buralarda görebileceğimiz en yüksek sıcaklıklardan biri. Kopenhag'ın en meşhur meydanındayız, en merkezi yerinde. Hemen arkamızda da o biraz önce videosunu bolca çektiğimiz kanal var. Şu tarz bisikletler çok yaygın. Önde çocuklarını da taşıyorlar. Bu gezimiz boyunca çok gördük. Bu gibi kalabalık yerlerde her zaman çantanıza, cebinize dikkat etmenizde fayda var. Pazar günündeyiz. O sebeple maalesef birçok mağaza kapalı. Tabii bu gibi yerler kapalı olunca o bölgelerde çok hareketli olmayabiliyor. Biz şimdi yine en meşhur mecburiyet caddelerinden birindeyiz. Buraya Stockholm'dan geldik. Aslında ilk bakışta sokaklar birbirini andırmıyor mu? Benziyor. Ama hani gördüğünüz gibi hep mağazalar kapalı. Avrupa'da böyle bir durum var. Videolarda bu konuya da arada değiniyorum. Akşam 5-6 dedim mi birçok mağaza kapanıyor. Restoranlar bile bazen 8-9'da kapanıyor. Bileniniz vardır muhtemelen. Lego Danimarka'dan çıkan bir marka. Şimdi ilk çıktığında sadece çocuklara yönelik ürünler yapıyor. Ama sonra bakıyor ki bu çocuklar büyüyor ve yetişkinler için de ürün çıkarmaya başlıyor. Yani çok güzel bir strateji. Merhaba. Bir abimiz tanıdı da. Tabii çok iyi bir strateji bence. Şu an çocuklar ayrı seviyor, yetişkinler ayrı seviyor. Ben de aşırı seviyorum. Yine Allah'tan böyle bazı açık yerler var da girip çıkıyoruz, bakıyoruz ne var ne yok diye. Tabii böyle bir iki gün kalamadığımız için müzesine, o görülecek her yerine gidemiyorsunuz. Biz ama bir müzeye gideceğiz. Bu arada hani müze deyince fiyatlardan da bahsedeyim. Genelde kişi başı 20-25 euro müze giriş ücreti. Hani az değil. Ve müzelerdeki eserler genelde de işte Orta Doğu'dan, Mısır'dan, Antik Yunan'dan ya da buralara getirilmiş bir şekilde ya da işte artık ne derseniz araklanmış ya da onlar sergileniyor. Tabii böyle deyince de bazen takip edenlerimiz yorum da yapıyor. Diyor aslında o dönemin ülkeyi yönetenleri o eserleri buraya gönderdi ya da sattı da diyebiliyorlar. Aynısını başka ülkelerde de görüyorsunuz. İngiltere'de de birçok müze var, birçok Türk eseri var. Başka ülkelerde de var.
hani sadece adamlar gidip araklamamış, bazen de o ülkenin yöneticisi vermiş diye ben yorumluyorum. Hani bu taraflara gelirseniz bisiklet yolları çok yaygın, bunu görüyorsunuz. Ve bisiklet yolundan yürümemeye çalışın, agresif oluyorlar. Hani öncelik burada bisikletin. Çünkü onların yolundasınız. Hani dedim ya, aynı Amsterdam gibi sürekli böyle kanalları görüyorsunuz. Ama tabii Amsterdam'a göre çok daha temiz, daha bir düzgün. Şimdi biz David'in koleksiyonu adında bir böyle müzemsi bir yere gidiyoruz. Ama solda öyle bir güzel park var ki. Ve burası yine şehrin merkezi. Biz buraya yürüyerek geldik. Hani işte park dediğin böyle olmalı ya. Bizde şöyle bir yuvarlak şey yapıyorlar. Aha, oraya park diyorlar. David'in koleksiyonu. Şimdi burası 4 kattan oluşan bir müze ve sergi alanı. İlk 1-2 katta sergi alanı da var. 3 ve 4. katlarda işte İslam sanatı eserleri var. David buralıymış. 1878-1960. Buranın ilginç bir yanı da ücretsiz. Yani Kopenhag'da her şey ücretli ama burası ücretsiz. Bu sancakmış. Hani böyle bazen at üstünde bunu elinde taşıyorlarmış. Bazen de böyle hani ordu önünde yürüyerek. İpek İran halısı. Bu halı ise Kaşmir bölgesinden. Burada gördüklerinizin hepsi Türkiye'den gelme. Bu da yine Türkiye, İznik'ten. Yine bu bölüm de komple Türkiye'de. Of, ilk girişteki halı var ya, İpek'le Selim Selim'le ölmüş. Bu ikinci Selim'den kalmaymış.
Bunlar da yine hep Osmanlı'dan kalma. Çinliler hep İznik'ten. Yani bu alanın bir katı neredeyse tamamen Türkiye'den gelen eserlerle dolu. Bu da uşak halısıymış ama hani namazlık gibi de biraz. Bakın bu da yine Türkiye'den 1340 yılında yapılmış. İngilizce bir açıklama burada yok ama aplikasyonları varmış. Onu indirdiğinizde her eserin İngilizce açıklaması da orada varmış. Özellikle bir katın yarısını kaligrafiye ayırmıştır. Üçüncü kata indik. Burada daha çok böyle eşyalar sergileniyor. Ahşap, ceviz ağacından güzel eşyalar var. Hani masaları ben eşya diye geçiyorum ama aslında bakın o düz eşya değil, içinde çok fazla gizli bölmesi var. Ve buradaki her eşyada bu şekilde böyle kompakt yapıda özellikler varmış. İşte üstünden mum çıkan saat de bu. Biz şimdi şehri gezerken Hamza abiyle karşılaştık. Burada yaşıyormuş. O da ailesiyle beraber pazar gezisinde. Daha önce Instagram'dan yazışmışız. Danimarka'ya gelirsen görüşelim diye. Yolda karşılaştık. Nasip böyleymiş. Aynen öyleymiş. Şimdi müzeyi de beraber gezdik. Bir saat vaktimiz kaldı. Belki bir oturup kahve içeceğiz artık. Evet, teşekkür inşallah. ediyoruz Ben abi. teşekkür ederim. Yengeye de çocuklara da Tanışmak. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ya bu arada müze bence çok güzel. Tabii insan böyle içten içe de biraz kızıyor. Niye bizim eserler burada diye ama işte bir şey yapamıyorsun. İngiltere'deki müzelerde de bunun bir benzeri var. İngiltere'de de onu da gördük. Ama yine de Kopenhag'a gelirseniz bence muhakkak oraya uğrayın. Çok güzel eserler var ve çok da güzel sergilenmişler. Yine meydanda çok güzel bir tiyatro binası var. Kopenhag için sanırım en az bir 2 gün ayırmak lazım, en az. Artık Kopenhag'dan ayrılma vakti. Dört kilometresi denizin altından, 8 kilometresi ise köprü olarak toplam 12 kilometre uzun bir köprüyle karşıya geçeceğiz. Danimarka ile Kopenhag'la Malmö arasını bağlayan bir köprü. Hatta Malmö'de yaşayıp orası İsveç'e bağlı. Malmö'de yaşayıp Kopenhag'da çalışanlar oluyormuş. Her gün gidiş geliş yapıyorlar. 45 dakikalık yolculukla otele geldik. Otelimiz gayet ideal, yeni, temiz. Malmö şehir merkezinde değil ama zaten hani Malmö'yü gezmiyoruz. Bu arada yani illaki her öğünü gidip restoranda yemenize gerek yok. Bakın bunu marketten aldık. Makarna, peynir, zeytin, domates. 150-200 TL'ye böyle güzel, düzgün bir şekilde de doyuyorsunuz.
Kahvaltımızı otelde yaptık, çok güzeldi. Otel hem güzeldi, kahvaltısı da çok güzeldi. Şimdi önce Göteborg'a, oradan da Oslo'ya gideceğiz. Ama bizim aklımız biraz Kopenhag'da kaldı çünkü 4-4,5 saat bize yetmedi. Sanki Kopenhag'a biz tekrar geliriz gibi. Şimdi yola devam. İki buçuk saate Göteborg'a geldik. Burası öyle çok büyük bir şehir değil. Aslında liman şehri, ticaret şehri ama turistik açıdan küçük bir merkezi var. Böyle yürüyerek gezilebilen şehirlerden, sevdiklerimizden. Bu şehir Hollanda ile ticaret yapmak amacıyla kurulmuş. Amsterdam'ı biraz örnek alarak kurmuşlar. Onun için böyle kanalları var. Şimdi sokaklarda yürüyeceğiz. Birlikte şehri gezeceğiz. Burası da tam merkezde. Gustav Albert Meydanı. O adam da bu işte. Şehri kuran adammış aynı zamanda. 1600'lü yıllarda. Yalnız nazar değdirmek istemiyorum kendimize. Geziye başladığımız günden beri hava hep böyle 20-22 derece aralarında. Güneşli, yağmura hiç yakalanmadık. Yani İskandinavya ülkeleri soğuğuyla, yağmuruyla da biraz bilinir. İnşallah hiç yağmur görmeden turu bitireceğiz. Göteborg için 2 saat serbest zamanımız var. Artık herkes istediği şekilde istediği yeri geziyor. Burası aynı zamanda Volvo'nun şehri olarak da biliniyor. Volvo İsveç markası. Çok fazla Volvo araç görüyoruz. Tabi bir de liman şehri, muhtemelen buradan göndermesi de kolay oluyor araçları. Bu cadde gibi bir sürü böyle paralelinde ve kesişen caddeler var. Ama hani 2 saat içinde hepsini bir şekilde yürüyerek gezebiliriz diye anladık. Mesela biz şimdi büyük IKEA'lara alıştığımız için burada böyle küçücük bir yerde IKEA var. Aslında bu gibi liman şehirlerinde alışveriş de genelde hani hesaplı olabiliyor. Ama çok o gibi şeylere bakamıyoruz şu an. Vakit yok. Tabii İsveç'teyiz. Biz buraları hep böyle çok pahalı diye biliyoruz. Yeme içme konusunda ama şu an böyle biz pahalı demiyoruz. Gezerken bunu birkaç kere yaşadık. Şu an Türkiye'de de yeme içme biraz pahalı geliyor herkese, bize de. Burada da neredeyse benzer fiyatlara karnınızı doyurabiliyorsunuz. Yani hani örnek vereyim, 10 dolara, 12 dolara fast food zincir restoranlarından bir menü alabiliyorsunuz. Şimdi buradaki bir balık pazarına gideceğiz. Dün Kopenhag'daydık, bugün hani İsveç tarafındayız. Hani buralarda çok böyle geleneksel, yöresel bir yemek çeşidi yok. Hani İsveç'te İsveç köftesi var. Hani IKEA'da oluyor ya. Onun içine de burada genelde domuz eti de karıştırıyorlarmış. Hani çok böyle gideyim de illa yiyeyim diyeceğiniz bir şey değil. Kopenhag'da da böyle açık sandviçleri var. Ekmek üzerine açık sandviç yapıyorlar. Hani böyle çok aman aman kesin gidelim dediğimiz bir yemek olmadı. Onun için hani böyle yemek kısmını böyle hızlı geçiştiriyoruz. Vaktimizin çoğunu gezmeye ayırıyoruz. Saluhallen. Muhtemelen içeride restoranlar var. Çünkü bir benzerine Helsinki'de gitmiştik. Hani balık pazarı deyince böyle tezgahlarda açık açık balıkların satıldığını hayal ediyoruz ya, buralar çok öyle değil. Aslında belki de yanlış söyledim. Balık pazarı değil de burası normal pazar. Balık pazarı ama tabii başka şeyler de satılıyor. Et de satılıyor. Bu gibi mezeler de satılıyor.
Şu ekmeğin tanesi yaklaşık 30 TL. Yalnız ekmekleri öyle bir güzel süslemişler ki. Şu gördüğünüzün tanesi de 160 TL. Mesela buralarda hani pazar yeri ya, yemek fiyatlarının ucuz olduğunu beklersiniz ama çok öyle olmuyor. Buralarda fiyatlar bir tık daha yüksek olabiliyor. Yalnız tabii her şey gerçekten çok güzel görünüyor. Burada aslında tek tek hepsinden tatmak gerekirdi. Bakın envai çeşit zeytin var. Hepsinde Greek yazıyor. Bir tek bunda Türkisk. Türk zeytin diyor. Ha, şuradakinde de var. Soltor Kade diyor. Yine baklava ve Türk lokumu. Yalnız şu nizam düzene bakar mısınız ya? Yani Göteborg'u biz sevdik. Olur ya hani buralardan geçiyorsanız en az bir buraya 3-4 saatinizi ayırın deriz. Bu gördüğünüz bazı yerlerde su kanalına da giriyor. Yalnız bu kadar karışıklığa rağmen trafik lambası yok. Yaya içinde yok yani, ilginç. Şehri sevdik mi? Çok sevdik. Vallahi çok beklentimiz yoktu burası için ama... Hızlı hızlı gezdik ama çok güzel, kaliteli, keyifli bir şehir. Birkaç tane mağazaya girdik. Böyle İskandinav tarzını görebileceğiniz böyle eşyaların, mobilyaların satıldığı. Yani her ne baktıysak çok güzeldi ya. Evet. Ünlendiği kadar var. Evet yani geniş zamanlı gelip valizde de bol yer... Olursa güzel olur. Biz şimdi artık otobüsle Oslo'ya devam edeceğiz. Oslo'ya geldik. İlk iş otele giriş yapacağız. Şu an akşam saat 6. Ama hava geç kararıyor. Çıkıp gezeceğiz. Otelimiz tam merkezde. Gerçekten her şeyin göbeğinde. Yine gayet temiz, düzgün bir otel. Avrupa rüyası otellerin yerini genelde çok iyi seçiyor. Düzgün oteller hep. Biz hemen kendimizi dışarı attık. Ama tabii aslında Oslo'ya tekrar geleceğiz. Biz şimdi yarın sabah böyle Norveç'in güzel yerlerine doğru gideceğiz. Son günde Oslo'yu tekrar gezeceğiz. Biz şimdi 2-3 saat artık ne görsek kar diye hemen dışarı çıktık. Norveç kişi başı gelirle dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Kişi başı gelir yaklaşık 100 bin dolar. Bu da onu kişi başı gelirle dünyadaki en varlıklı 4. ülke yapıyor. Norveç Varlık Fonu'nu duymuşsunuzdur. O kadar çok petrol kaynakları, gelirleri var ki o Varlık Fonu parayı işletiyor ve dünyadaki bütün hisselerin %1-1.5'u o Varlık Fonu'nun elindeymiş.
Ülke nüfusu tabii çok az. 5,5 milyon civarı. Bu civardaki ülkeler hep öyle. Hatta tura başladığımız Estonya, Letonya, Litvanya oralarda nüfus 1-2 milyon. Ama tabii onlarda böyle bir zenginlik yok. Biz Oslo şehrindeyiz, başkent. Norveç'in en büyük şehri. Buradaki nüfus ise yaklaşık 700 bin kadar. Tabii hayat standardı çok yüksek bir yer. Böylesine yüksek gelir olunca standart da yüksek oluyor tabii. Akşam 5-6 gibi mağazalar kapanıyor. Gördüğünüz gibi şu an hani meşhur popüler caddelerinden birindeyiz ama ya kapanmış ya da kapatıyorlar. Daha saat 7 oldu olmadı. Bize tabii tuhaf geliyor ama belki de doğrusu bu aslında. Bizde olsa akşam 10'a kadar en azından açık olur her yer. Pazar günleri hele hiç açmıyorlar. Yalnız geldiğimizden beri yani gördüğümüz bir durum var. Burada hani Müslüman çok fazla gördük. Hani nereden anlıyorsunuz diyeceksiniz. Abimiz namaz kılıyor bir. İkincisi çok fazla başörtülü var. Hani İsveç'te bunu hiç görmedik. Danimarka'da bu kadar görmedik. Oslo'da niye bu kadar? Bunu bir sorup öğreneceğiz. Ve hani turist gibi değiller, bayağı burada yaşıyormuşlar gibi bir izlenim aldık. Yine biz yürüyerek merkezi geziyoruz. Karşıda gördüğünüz bina tahmin edenleriniz vardır. Opera binası. Hemen solda gördüğünüz ise kütüphane. Opera binası daha çok yeni. 2008 yılında yapılmış. Ama hani şehrin ikonik yerlerinden biri olmuş. Böyle buzdağını simgelemeye çalışmış yapan mimar. Dışındaki mermerler hep İtalyan mermeriymiş. İçi de ahşaptan yapılma. Kibrit çöplerinden esinlenerek yapılmış. İnternetten online olarak rezervasyon yapıp bir saatlik turlara katılabiliyorsunuz. Bizi tabii artık bugünden geçti ama son gün şansımızı deneyeceğiz. Önünde de gördüğünüz gibi böyle yürüyüp yukarıya çıkan bir rampası var. Tepede de seyir terası. Tabii ki biz de oraya gideceğiz. Şimdi kütüphaneyi de operayı da görmedik ama ben kütüphaneden yanayım. Eğer açıksa oraya da bir girip bakacağız. Salsa yapıyorlar. Operanın içi tabii camdan ancak bu kadar çekebiliyorum. Gün batımı da buradan çok keyifli. Planlayarak gelmedik ama gün batımına denk geldik. Şurada ahşap kulübeler var, küçük küçük. Sizce onlar nedir? Onlar hamammış. Hatta bir hareketlilik var. Hamama giriyorsun ya da saunaymış. Saunaya giriyorsun. Terliyorsun ve hop oradan hemen soğuk suya atlıyorsun. Bunu kışın da yapıyorlarmış. Şurada da bir hareketlilik var. Hani ilginç kültürler.
Kütüphanenin ta şurası en ucunda da insanlar var. Biz de bakalım oraya kadar gideceğiz inşallah. İşte o İtalyan mermerleri de bunlarmış. Yalnız hep hani kitaplar serbest, hiçbir görevliye bir şey danışmadan da gidip alıp oturup burada vakit geçirebilirsiniz. Tuvaletleri var, gayet temizdi. Her katta böyle kategori kategori ayırmışlar. Gerçi zaten kütüphaneler hani hep böyledir de burası gerçekten çok büyük ve karşınız deniz. Yani hani Oslo şehrinde görebileceğiniz en güzel manzaralardan biri. Aradığınız her kaynağı burada bulabilirsiniz diyorlar. Yani Oslo'ya geldiniz, yoruldunuz, bir dinlenmek istiyorsunuz. Gidin oturun, gerçekten değişik bir havası var. Kütüphaneyi ben daha çok sevdim. Yani bu arada şansımıza hava da çok güzel. Şu an böyle ince bir gömlekle ya da tişörtle gezebiliyorsunuz. Yani sanki dizi sahnesi gibi bisikletle, skuterle giden takım elbiseli insanlar. Restoranlarda oturanlara bakıyorsun hani çok acayip tarzda insanlar. Hani iyi anlamda söylüyorum. Sanki filmin bir dizi sahnesinin içinde gibisiniz. Bugün hem otobüste çok yol yaptık, hem ikinci şehrimiz bu. Yorulduk. Artık otele gidip dinlenme zamanı. Şimdi Oslo'nun yine en çok turist çeken yerlerinden biri Vigeland'dayız. Burada böyle açık havada birçok heykel sergileniyor. Şimdi onlara bakacağız. Burada tam 214 tane heykel var. Dünyanın en büyük açık hava heykel müzesi. Bakın şu karşıda da daha bir sürü heykel var. Tabii sanatçılar bu gibi heykelleri yaparken böyle bazen yoruma açık bırakıyorlar ama genelde doğum, gençlik ve hani ölümü simgeliyormuş heykeller. Heykellerin hepsi bu arada çıplak. Buradaki en meşhur heykel şu karşıda gördüğünüz. Üstünde tam 121 tane böyle insan figürü var. Ve o sütunu buldurup buraya getirtmiş sanatçı. Ve tek parça olarak o eserini burada yapmış. Sanatçımız Gustav Vigeland. Ve sadece o gördüğünüz en meşhur olanı yaklaşık 14 yıl sürmüş. Ve ölümünden de çok kısa önce orayı bitirmiş. Bu demir kapılar da yine aynı sanatçıya ait. 13 tane böyle dökme demirden yapılma kapı varmış.
Buraya gelmeden önce böyle daha detaylı heykeller bekliyordum ama hani Roma'da, İtalya'da, İspanya'daki o heykellerden sonra bunlar biraz çok düz geldi. Detaysız ya da yani. Hani şimdi adamın eserlerini tabii kötülemiyorum da bir İtalya'daki, o Avrupa'daki Michelangelo'nun eserlerinden sonra ister istemez bunlar düz geliyor insanın gözüne. Park böyle aşağıya kadar devam ediyor. Bayağı büyük bir alan. Biz şimdi diğer kapıdan çıktık. Buradaki kapıda erkek figürleri var. Öncekinde kadın figürleri vardı. Anladığımız kadarıyla şurada doğumu simgeliyor bebekler. Yavaş yavaş böyle büyüyorlar. Arkaya etrafa dolandıkça yaşlanıyorlar. Tabii burada sadece heykel yok. Çok güzel bir park da var. 320 bin hektarmış burası. Bakın orada dümdüz yeşillikler de var. Birazcık güneş olsaydı şansımızda burası çok daha cıvıl cıvıl olurdu ama en azından yağmur yağmıyor. Onunla avutuyoruz kendimizi. Biz şimdi şu arka taraftaki girişten girdik. Dümdüz devam edip diğer girişten çıkacağız. Yine buralarda hani mutlu insan figürleri var. Kimisi çocuğuyla oynuyor, kimisi spor yapıyor. Bizim yorumlamamız böyle. Ama buranın en meşhur heykeli bu kızgın çocuk. Bakın insanların dokunduğu yerler parlıyor, biz de dokunalım. Şehirde bir protesto olacağı zaman bu heykelin önünde de o protestoyu sergiliyorlarmış. Birkaç kere bu heykeli boyamışlar. Hatta bir kere çalmışlar. 2 hafta sonra tekrar geri getirilmiş. O derecede burada bir önemi var. Etraftakiler de hep bu kızgın çocuk heykeli nerede diye onu bulmaya çalışıyor. Oslo'ya gelirseniz buraya da muhakkak uğrayın deriz ama hava yağmurluysa işiniz kötü. Açık hava zaten. Evet. Park çok güzel. Yani park kısmı da güzel. Heykeller de yani işte güzel. Hepsini yorumlayamadık tabii. Kendimizce böyle bir şeyler anlattık size. Biraz da internetten topladığımız bilgilerden esinlenerek. Ama güzel park, buraya gelinip vakitte geçirilir. Yeter ki hava güzel olsun. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu gezide biz suyu hep direkt çeşmeden içtik. Otelde bildiğiniz lavabodan, çeşmeden suyu direkt içebiliyorsunuz. Çünkü su özellikle Norveç'te inanılmaz lezzetli. Yani kapalı su alsanız bu kadar iyi olmaz. Şimdi bakın biz akşam yemeğimizi yedik. Hani bir kafeye gidelim oturalım diyoruz ama saat 8'de kafeler kapalı. Starbucks dahil kapalı. Sadece restoranlar açık. Biz de yedik yani, şimdi illa bir daha gidip restorana nasıl oturacağız? Hava da yağmurlu. İşte böyle bir durum da var bu Avrupa'da maalesef ya. Videolarda hep böyle söylüyorum, sanki şikayet ediyormuş gibi oluyor ama. Yani şu an saat 8'de. Oslo'da, Norveç'in başkentinde bir kafeye gitmek isteseniz açık kafe inanın yok. Restoran var sadece. Kafe yok ama tabii pub ve bar fazlasıyla var. Hani işte o kültürü de böyle. Bizde ikisi de var, ikisi de açık. Burada işte değişiyor. Buralar normalde gündüz gezdiğimiz en işlek caddeler.
Norveç enerji ihtiyacının çoğunu yeşil enerjiden karşılıyor. Hani biz bir sürü bu gezimizde şelale gördük. Özellikle de HES'lerden çok ciddi bir yeşil enerji sağlıyormuş. Şehri gezerken hep bu tarz heykeller görüyorsunuz bir yerlerde. Hani benim anladığım şehir çok eski değil böyle. Turistlerin ilgisini çekecek. Bunlar nereden çıktı ya? Turistlerin ilgisini çekecek böyle çok fazla şey yok. Ama ne yapmışlar işte? Yeni bir opera salonu, güzel bir kütüphane, heykellerin olduğu bir açık hava müzesi, şehrin değişik yerlerinde ilginç heykeller koyarak hareketlendirmişler. Bence güzel de yapmışlar. Biz de gelip işte böyle ya da bizim gibi turistler de gelip buraları geziyor. Mesela bakın bir heykel daha. Ama hani çoğunda bir sanatsal bir yapıda göremiyorsunuz. Öyle ince bir işçilik de yok. Tabii bugün hava inanılmaz güzel. 21 derece. Bir tane bile bulut yok. Burada yaşayanlar için güneşlenme zamanı. Ülke yakın zamana kadar siyasi göçmenleri kabul ediyormuş. Yani ben ülkemde siyasi görüşümden dolayı rahat değilim, beni dışlıyorlar vesaire diyorsanız buraya gelip sığınma talebinde bulunabiliyormuşsunuz ve kabul ediyorlarmış sizi. Biraz da o yüzden gezerken başka milletten insanları, çalışanları görebiliyorsunuz. Hani biraz da şaşırıyorsunuz çünkü Oslo'ya gelene kadar bizim bu gezimizde hiç öyle bir şey görmemiştik. Türkiye'den buraya gelen bazı grupları da görüyorsunuz, seçiyorsunuz çok rahat. Ama Norveç artık bu şekilde sığınmacı alımını durdurmuş çünkü ülkedeki yapıyı bozmaya başlamışlar. Zaten onu da gezerken hissediyorsunuz. Yani evet, Oslo'da yani, dün bir ara burası Norveç değil galiba evet falan tereddütüne düştük. Yani sanki neredeyse üçüncü dünya ülkesinde evet gibisin gibi ya da Orta Doğu'da gibisin gibi hissediyorsun. Yani şimdi tam da açık açık söyleyemiyorsun her şeyi. Sonra hemen yok ırkçı diyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ne yapalım derlerse desinler, bazen de doğruyu söylemek gerekiyor. O sebeple buralarda başka milletlerden insanları böyle bolca görebiliyorsunuz. Özellikle de Oslo'da. Videonun başında bahsettiğim o saunalardan bakın burada da var. Şunlar. Burayı da mesela çok güzel yapmışlar. İster kafede, restoranda otur, ister buralarda otur. Onlarca bank var. Şuranın önünde de var yine oturma yerleri. Bu bölge muhtemelen şehrin en son yapılan yeni yerleşim bölgesi. Bakın çok güzel deniz kenarına böyle evleri yeni yapmışlar. Ama bunlar işi bilmiyor çünkü hiçbir yerde cam balkon yok. Hepsi açık. Toz olur, kirlenir. Bir de buralar soğuk yerler yani. Bakın bunda da yok. Ama bakın tam böyle İskandinav evleri. Şurada mesela oturuyorsunuz, üstü açık. Açık derken hani cam. Bakın biz şu an Oslo'nun en pahalı bölgelerinden birindeyiz. Porsche görüyorsunuz. Burada da Porsche'un kafesi var. İçeride size kahve fiyatlarını göstereceğim.
espresso yaklaşık 3 dolar yani 100 TL. Americano da benzer fiyatlarda. Latte ise yaklaşık 5 dolar. O da 160 TL. Bu ülkede kişi başı yıllık gelir 100 bin dolar. Türkiye'nin neredeyse 10 katı. Ama şehrin, Oslo'nun en pahalı yerinde kahve fiyatları nasıl Türkiye ile aynı, gerçekten anlamak, idrak etmek çok zor. Şurada çok güzel bir hanımefendi varmış. Yanına oturayım ben de. Yine bence turist çekmek için yapılan bir heykel ya da heykelimsi yapı daha. Astronot. Kafasına da martı konmuş. Bakayım. Tabii turun son 3-4 günü şehirden şehire gittiğimiz için otobüs yolculukları o günlerde biraz fazla oluyor. Hani onu da bilmek gerekiyor. 3-4 saat, bazen günde 5-6 saat otobüs yolculuğu yaptığımızda oldu. Ama tabii yani Norveç'in güzel yerlerindesin. Sürekli güzel manzaralar görüyorsun. 2 saatte bir mola veriyorsunuz. Öyle hani sıkıcı bir yolda pek diyemem. Burada bir Pakistan kamyonu var. Bu da ilginç. Bakın plakada Karaçi'ymiş. Karaçi yani bugüne kadar benim gördüğüm en zor şehirlerden biriydi. Şimdi bakın buralarda hiç balık tutan yok. Norveç gezimizde de hiç balık tutan görmedik desek yeridir. Çünkü öyle kafanıza göre balık tutamıyormuşsunuz. O da izine tabiymiş. Bakın burada da bir dalgıç heykeli var. Norveç'in güzelliklerinden biri de yani direkt çeşme suyunu içebiliyorsunuz ve İnanılmaz lezzetli. Gerçekten çok lezzetli su. Trafik lambalarında böyle iki tane kırmızı yanıyor ya hep. Sebebi nedir bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yoruma yazsın lütfen. Şimdi birden teke yeşile düşecek. Oslo'da hani tam olarak 24 saat kaldık diyebiliriz. Aslında iki gece konakladık ama arada başka şehirlere gittik geldik. Tabii bu videodan sonra asıl Norveç'in Bergen şehri var, Voss var ve neydi öbürü? Flam bölgesi var ve tabii ki en önemlisi fiyortlarla şelaleler var. O videoyu, sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Oslo'yu hani sevdik, turist olarak gezmesi bence çok güzel yer, keyifli yer. Bu parasal konulara, maddi konulara çok değindik ama bana en çok gelen sorulardan biri, soruların başında bu konular geliyor. Yani biz buraya gelirken daha yüksek fiyatlar bekliyorduk. Çünkü herkes öyle şişirmişti. Ama ben yani öyle abartıldığı kadar pahalı olduğunu düşünmüyorum. Sen ne diyeceksin canım? Korkulacak, gelmeyi erteleyecek kadar pahalı değil. Evet. Yani İtalya'yı, Fransa'yı nasıl geziyorsanız burası da onun bir tık üstünde diyebilirim genel olarak. Zaten hani Oslo'nun en pahalı yerinde Porsche kafede işte kahve fiyatlarını gördünüz. Türkiye'de öyle bir yer olsa kahveyi herhalde 10 dolardan aşağıya içemezsiniz. Manzarası da güzel bir yer hatta. Bu deniz kenarı. Bu taraf çok keyifli. Evet, çok güzel. Tabii şimdi böyle anlatınca Norveç ucuzmuş diye algılanmasın. Norveç tabii ki pahalı ya. Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri. Sadece işte bizim Türkiye ile bazı örnekler vermek istedim. Ama hani Norveç'te yaşanılır mı? Yani gençsiniz, enerjiniz var, gelin çalışın, güzel para kazanın ama emekli olunacak yer değil. Uzun süre bence yaşanılacak yer değil. Ya da emekli olunca gelinecek yer.
Ama o kışın çekilmez ya. Çok sakin. Tamam, sakin de o sakinlik de ne bileyim. Yani o görüş meselesi yani. O ben hani emekli olsam da buraları istemem. Burada 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl çalışıp parayı kazanıp sonra başka yere gidersin bence. Siz şimdi fiyortlar ve şelalelerin olduğu diğer videodan İskandinavya turumuza devam edin bence. Ne diyelim? Sonraki videolarda görüşmek üzere.